Ha şey, kabak. Kabak. Kabak ekilmiş. Bir de patlıcan. Aynen. Patlıcan, kabak hep böyle... Orada marul ekilip ötede. Yeşillik hep. Hı-hı. Hep parsel bunlar. Parselleri değerlendiriyorlar işte. Aynen. Ne güzel işte. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Burada yapmak istedik ama geldik. Baba, bir şeyle karşılaştık. Ablamın arkadaşı da ilçede oldukları için. Burası ilçe. Aha, suya bastım. Halanın yanına git, halanın yanına gel. İlçede oldukları için çocuklar hepsi kendileri ve işleri ilçede oldukları için burayla fazla ilgilenemediler arkadaşlar. O yüzden de burayı satmaya karar vermişler. Gelmişken de videomuzu burada çekeceğiz ve sizlere paylaşacağız. Hem ekmek yapacağız hem de bizim buradaki bu evi de, ablamın arkadaşının evini de sizlere paylaşacağız. Sizlerden gelen yorumlarda da her zaman sormuştunuz, Mehmet biz köyde böyle bir yer arıyoruz, böyle bir yer var mı, şöyle bir yer var mı diye sizden gelen bayağı bir sorular vardı. İşte sizlere bu şekilde bir çiftlik tarzı. Bu gördüğünüz çiftlik ise arkadaşlar, belki inanmayacaksınız ama 5 dönümlük bir yer. Gerçekten çok büyük bir yer arkadaşlar. Bununla ilgili de sizlere tam detaylı videoyu paylaşacağım. Hem ekmek yapımını sizlere paylaşacağım hem de çiftliği sizlere tanıtacağım. Ve içeride bir ev var. Hemen burada bu bahçeye bakan bir ev var arkadaşlar. Bu evin de evi de sizlere tanıtacağım. Bu evin dışındaki yukarı çıkıp da yukarıdan da ileri 5 dönümlük yerin ön taraflarını da sizlere paylaşacağım. Paylaştıktan sonra da merak edenler olacak. Mehmet, sizin buralarda çevreyi de göstereceğim. Tabii yukarıdan çevreyi de göstereceğim. Böyle bir yer fiyatı nedir diye aklınızda illaki takılacaktır. Onu da inşallah sizlere. Tabii burada bu kanalımızda öyle bir fiyat falan verme şeyimiz yoktur. Fiyatlar için, şey için aklınıza takılan bir şey olursa, merak ediyorsanız da bizlere Instagram üzerinden ya da yorumlar üzerinden yazabilirsiniz. Sizlere inşallah oradan dönüş yaparız. Özel olarak mesaj atmak istiyorsanız da arkadaşlar, bizlere Instagram üzerinden, köy hayatı sevenler, yazdığınız zaman Instagram'dan bize oradan mesaj atabilirsiniz. Burayla ilgili de sorularınız varsa oradan bize ulaşabilirsiniz. Ben oradan sizlere dönüş yapacağım. Bu videodan sonra özellikle de oraya, mesajlara bakacağım. Oradan yazarsanız ben size her türlü bir şekilde dönüş yapacağım arkadaşlar. Hadi inşallah yavaş yavaş hem ekmeğimizi yapalım hem de bahçemizi, bu çiftliğimizi sizlere tanıtalım inşallah. Bu bahçemiz 5 dönümle beraber, etrafı gerçekten çok güzel, çok sakin bir yer. Görüyorsunuz ilçe bayağı bir uzakta. Etrafta gördüğünüz gibi burada kabak ekimleri, patlıcan ekimleri. Hemen yan tarafında çiftliğin yine aynı şekilde. Bakın arkadaşlar, burada da yine boşluk, burada yine yeşillik ekimleri ama şu anda burası durmuş bir şekilde. Diğer taraflarda, yan taraflarda yine böyle çiftlik tarzı ve ama villa tarzı yerler var arkadaşlar. Gördüğünüz bu yer. Evet, bakın. Ev burası. Evin içini gerçekten sizlere paylaştığım zaman diyeceksiniz ki gerçekten ev ev. Yani bayağı bir yapılmış. Bayağı bir döşenmiş. Buradan itibaren aşağıya doğru, gördüğünüz tam köşeye doğru 5 dönümlük bir yer var. Arka tarafta 1 dönümlük yer. Orası da zeytinlik ekili arkadaşlar. Hem ekmek için hem dedim ki hani bana bayağı bir sorular vardı. Bayağı bir sorular geliyordu. Hem de bu açıdan da bana çok mantıklı geldi bu videoyu sizlere paylaşmak arkadaşlar. Ve yine buradan arkadaşlar içeri tarafa geçtiğimiz zaman annemin en sevdiği hayvanları, ineklerin bir ahırı var. Gördüğünüz gibi boyutunu görüyorsunuz. Anne, bu taraftan gel bak, anne bu taraftan gel. Gerçekten arkadaşlar burası hem ev hem çiftlik hem yetiştiricilik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burası, bakın, buranın boyunu görüyorsunuz. Diyorum anneme, sana mı şey yapsak burayı? Annem diyor ben çok severim diyor. Yeter ki yanımda birkaç kişi daha olsun diyor. Ben seve seve bakarım diyor. Burası ayrı bir bölüm arkadaşlar, düşünün.
Bunun gibi 2-3 yer daha var. Evet. Daha anne sen, burası senin olsun. Geri kalan? Var ya. Geri kalan istedim. Kim alırsa alsın. Bir parça. Bu benim, bu benim. Alsam. Sana yeter. Yani. Nasıl abla? Ne kadar büyük değil mi? Çiftlik git, çok güzel. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Bizim burada özellikle böyle bir yer. Biz ele geçmez de, hayatta. İlk defa gördük biz de böyle biri. Bunlar şey, hepsi erkek. Besli bunlar. Ne arada bir getiririm seni buraya, görürsün bakarsın izlersin. Hadi bakayım, çok güzel. Burası da dediğimiz gibi bir bölüm. Ve bu bölümle bitmiyor, tabii yan tarafta da var. O bölümleri de şimdi sizlere gösterelim. Ve biraz önceki gördüğünüz ev arkadaşlar. Ama unutmayın oraya, o evin içerisine geçeceğiz. O evi özellikle içerisini sizlere paylaşacağım. Çok güzel bir ev. Yapılmış, daha yeni yapılmış. Burası da aynı şekilde evin hemen arka tarafı. Yukarıdan da en üst kata çıktığım zaman sizlere burayı da göstereceğim ve bunun arka tarafını da göstereceğim. Burası da aynı şekilde hayvanların yeri ve burası da aynı şekilde kurbanlık alanı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Zaten burası şu anda verildiği zaman, yani satıldığı zaman arkadaşlar, bunları isteyen bırakır, isteyen de burayı yeniden bir tadilata koyup yeniden yapabilir. Burası da kurbanlıktan yeri. Tabii ki de daha bitmedi burayla beraber. Yan tarafta da yine aynı şekilde bu ön tarafı var arkadaşlar. O tarafa geçmeyeyim. Bakın burada güvercin bile besliyorlar. Şimdi burası da bu şekilde. Daha bitmedi. Bu samanlık var burada. Gördüğünüz gibi bayağı bir uzun bir ağır. Biz ambar diyoruz. Bayağı bir büyüklüğü var. Şimdi bir ön tarafa daha gideceğiz. Bu geldiğimiz yer daha 2 dönüm bile olmadı. Daha bunun 3 dönümü daha var arkadaşlar. Anne tam senlik bak. Bir hem inekler, hem koyun. Hem koyuncusun, hem inekçisin. Hepsi de sana. İnşallah, inşallah. İnşallah Allah'ın izniyle. Daha önce anneme bahsetmiştim ben arkadaşlar. Demiştim böyle böyle bir yer var. Aslında biz gittik, gördük. Aslında ne kadar güzel. Annem de merak etti. Benim de en çok sevdiğim zaten hayvanları, ben çok severim. Koyunlarla iç içe, ineklerle iç içe en çok sevdiğim dedi. İnşallah bir gün giderim kısmet olmaya. Ablamın ekmeği olunca da dedi ki hadi öyle bir şey, ablamın arkadaşının yanına gidelim. Kendisi burada değil. Anneme de kısmet oldu burayı görmek. Bu arada yağmur da başladı arkadaşlar. Biraz daha buraları kısa kısa tutup ekmek yapımına geçelim inşallah. Ve burası da ayrı bir bölüm arkadaşlar. Evet bakın. Her gezdirdikçe annem de yani çok şey geliyor anneme. Burası da yine hayvancılık. Bakın arkadaşlar burada da yine kurbanlıklar, koyunların yeni olduğu yer. Burası da bir bölüm. Maşallah maşallah maşallah. Bereket de yağmaya başladı. Evet, huzurlar da burada var. Bakın arkadaşlar. Evet. Hepsi var. Bakın her karşısı var, aynı şekilde. Biraz önce sizlere şu samanlığı bahsetmiştim. O samanlığın ortalama boyutu da 6-7 metre enlemesine var arkadaşlar. Onun da arkası burası oluyor. Bakın hem o köşesi ve ön tarafı var. Evet. Bakın arkadaşlar. Yani burayı şey yaptığımız zaman insanın aklına her şey geliyor. Hani burayı aldım. Burayı al, burayı komple isterseniz yık. Yeniden düzgün bir şey yap mesela. Çiftlik yapabilirsiniz mesela. Her şey yapılır burada. Gerçekten çok güzel bir yer. Çok geniş bir yer. Gel onu. Getir getir anne, yağmur yağıyor. Besin besin yerleri hepsi burada var. Evet, burayı da sizlere paylaştık. Ve şimdi de bir de zeytinlik bölümü var. Bir de orayı sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Dışarıdan bakıldığında belki yine fark edebiliyorsunuz. Şuraya bakın arkadaşlar. Yolun orada. Oradan bir başlıyor çiftlik. Bakın. Tam köşede. Bu şekilde. O bir ucu da görülmüyor. Gerçekten. Yani böyle bir yer. Mükemmel bir yer. Hamit fiyatı ama çok, şimdi ben fiyat konusunu hiç getirmiyorum çünkü biraz
sakıncalı olabilir diye söylemek istemiyorum burada da. Evet. Ama fiyatı çok uygun. Gerçekten çok uygun. Ya şu an buranın arsa fiyatına... Gerçekten şöyle bir şey. Kısaca söyleyeyim, arsa fiyatına gerçekten burası. Arsa fiyatını alamaz. Maşallah var ya. Hatay'ımızın Rihanlı ilçesine bağlı burası da arkadaşlar. Ama ilçe değil, ilçenin dışında. Burası da bahçesi arkadaşlar. Zeytinlik dediğimiz yerde burası. Buranın da ufak bir tadilata ihtiyacı var. Ama gerçekten bakın. Şimdi aşağıya doğru daha gideceğim. Oraları da göstereceğim. Zeytinler yetişik, baksana. Topladık bu sene, öyle bir zeytin topladık ki annemler herkes geldi. Şey biliyor musun? Bir budanması lazım bunların, etrafı deşilmesi. İşte çok güzel. Bakılması lazım. Sadece. Yoksa bak toprağına bak çok. Biraz bakım lazım biraz. Lazım, aşırı hem de bakım lazım. Ya şimdi traktörü buraya bir getirdim. Yok yok, aşırı bakıma gerek yok buraya. Bir iki kere traktör geçtiği zaman burayı tertemiz yapar. Aynen. Evet şöyle gidiyorum arkadaşlar bak. Burası komple yine çiftliğe ait. Bu gördüğünüz yer zaten 1,5 dönüm falan var arkadaşlar. Buraya kadar. Ve aynen buraya kadar geliyor arkadaşlar. Buradan aşağısı da gördüğünüz gibi ne? Her tarafı açık. Burada zaten 1-2 çiftlik daha var. Başka da bir şey yoktur. O diğer tarafı da gördüğünüz gibi tarla arkadaşlar. Ön taraf her tarafı açık. Maşallah kocaman. Yani bizim evi düşünün. Videolarda izliyorsanız bizim evin 3 katı 4 kat büyüklüğünde burası. Yani bizim ev 1,5 olsa burası 5 dönüm arkadaşlar. Ne yapılmaz ki burada? Dediğimiz gibi aklınıza takılan soruları hepsini Instagram'dan yazabilirsiniz bize. Ulaşabilirsiniz. Köy hayatı sevenler diye girip oradan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hani aklınıza da bazı şeyler gelmesin. Yok Mehmet artık şey mi yapıyorsun? Ev mi? Reklam mı yapıyorsun falan diye değil. Reklam falan değil arkadaşlar. Şuna emin olun ki zaten burası arkadaşımın yeri. Ben şimdiye kadar böyle bir şey yapmadım ama sizlerden bayağı bir yorum geldi. Mehmet dedi bizim evi beğenenler oldu. Bizim bu tarafları çok beğenenler oldu. Uzun zamandır beri bana sadece normal yorumlarla beraber mesajlar da geliyordu. Ya Mehmet diyordu mesela orada evler nasıl, böyle bir ev var mı, böyle bir yerler var mı? Biz köye gelmeyi düşünüyoruz, biz köyde oturmayı düşünüyoruz ya da bir yerimizin olmasını istiyoruz gibi çok yorumlar oldu. Biz de bu şey olunca da hem gelip burada ekmeğimizi yapmak hem de sizlere bu şekilde bir video paylaşmak istedik. O yüzden de yine bu şekilde de videomuzu izleyerek de sizlere az da olsa bir cevap vermek istedik. Ama böyle düşünenler varsa da yine bize Instagram'dan ulaşabilirler. Elimizden geleni de yaparız. Elimizden geleni geldiğince de yardımcı oluruz inşallah. Özel zeytinin ama. Var üstündeki zeytini. Bir de şey yapalım. Hem oraya geçip ekmeği yavaş yavaş bir de o evi içini. Evin içini de çabuk paylaşayım, ondan sonra da ekmeğimize devam edelim inşallah. Vallahi ev süper, çiftlik süper yani. Gerçekten çok güzel. Gezerken yorulduk artık büyüklüğünde. Vallahi. Şu an kapıda burası 5 dönüm. 5 dönüm diye geçiyor. Ama şu an alanı 8 dönümde. Ölçüldüğünde burası şu an 8 dönüm. Ama kapıda şu an 8 dönüm. Evet, evet. Hamit kardeşimiz de çocukluk arkadaşım benim. Ablası da dediğimiz gibi ablasının yeri burası. Ablası da ablamın arkadaşı. Yani aynı köylüyüz biz. Gel. Ve burası da
giriş yer. Şimdi de dediğimiz gibi burası da oraya ait. Burada bir yeri var. Oturma yeri arkadaşlar bakın. Bir de burada var. Alt bodrum var. Üste ev var. Şimdi sizlere sıfır bin arkadaşlar. İçeriği göstereceğim. Bir saniye. Olur mu? Şimdi içeriye doğru geçelim arkadaşlar. İçeriği de sizlere paylaşalım. Buradan aşağı doğru gidiyor. Burada bir şey var. Burası da girişi arkadaşlar bakın. Oturma alanı 200 metrekare buranın arkadaşlar. Evet, toplamda 250 metrekare falan ama burası oturma alanı 200 metrekare. Bakın arkadaşlar. Oturma odası burası. Burası balkon yeri. Burası balkon yeri, bahçesi. Direkt burada oturduğunuz zaman bahçe kısmı. Burası. Oturma odasından balkona çıkılıyor. Hemen şöyle. Burası da bir odası. Burası da mutfağı arkadaşlar. Işıklar sensin mi? Yok yok, şey kamera alayım. Hayır, kamera. Burası da arkadaşlar bakın bir oda. Burası da aynı şekilde bir odası daha var burada. Ve burası da ışık lavabo. Ve buradan da bir üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Burası da en üst katı. Biraz önce sizlere çektiğimiz bölümlerde aynen bu şekilde arkadaşlar. Diğer tarafları çekmediğim bölümler arka taraflarda da şuralar. İşte oraya patlıcan bahçeler şeklinde ekilmiş. Buraya kabak mı? Aynen kabak ekilmiş. Komple oralar hepsi bahçe ekimleri. Arkada da kocaman şeyler var. Zeytinlik bahçesi. Orası da. Ne kadar serin bu arada hava. Havası çok fena havası. Çok fena. Bak karşıya da şeyler. Yan taraf da aynı şekilde. Tamam. Bahçe hekimleri. Bak bu İşte o yeni villaları gördüm. Yeni villalar hep orada yapılmış. Bak şöyle bir yine çok büyük bir cami yapısı görüyorum. Tamam. Burası bir yasak. Evet. Burası da aynen bu şekildeydi. Evle beraber ev turumuz aynen bu şekilde arkadaşlar. Kısmete bak, bugün kısmetin de burada. Ablam da çok sevdi diye. Burayı bir baksana. Evet. Ben severim çiftliği. Çiftlik aynen, vallahi çok güzel. Özellikle annemin tarzı. Hayvanlarla iç içe. Ben çok seviyorum hayvanlarla uğraşmayı. Şimdi bu normalde böyle bir yerde daha önce de bir şeyimiz oldu. Aslında çekim yapmadım. Niye? Şimdi videoyu izleyenler çoğu biraz yanlış anlıyorlar. Şeyden dolayı. Hani Mehmet emlakçı mısın, şeyci yok, misin, yok, şu musun, bu musun gibisinden. Böyle tanış bir şey yapıyorlar. Akraba olduğu için. Ben öyle bir şey değil arkadaşlar. Dediğimiz gibi bana çok yorumlar geldi. Benim mesela takipçilerden bize gelenler, misafir olanlar oldu. Soranlar oldu, yorumlar da oldu. Orada oldu, burada oldu. Çok güzel oldu. Yani Instagram üzerinden bize mesaj atanlar oldu. Hani niye biz köydeyiz diye böyle bir şey öğrenmek istediler, sordular.
Şimdi bir de bu özellikle son zamanlarda herkes böyle köy hayatını çok sevmeye başladı. Köy evlerini çok sevmeye başladı. Bizim buralarda olanlar var, bizim bu çevrelerde olanlar var. Onlardan böyle soranlar oldu. Biz de videomuzda ilk defa böyle bir şey yaptık. Bari sizlere göstermiş olduk. Sizin sorularınızı az da olsa yanıtladık. Sadece bu videomuzun içerisinde bir şey yanıtlamadık. Onu da dediğimiz gibi bu videoda söyleyemiyoruz. Çünkü kurallar var. O yüzden dolayı da söyleyemiyoruz. Öğrenmek istiyorsanız da dediğimiz gibi Instagram üzerinden bize yazabilirsiniz. Biz de inşallah o sorunuzu da sizlere yanıtlarız. Bu şekilde de bu videomuza uzun zamandır yaptığınız yorumlara da bu şekilde cevap veririz inşallah arkadaşlar. Ama kafa dinlemek için güzel şehirden. Hem bizim için de güzel oldu. Değişiklik oldu. Hem geldik burada ekmeğimizi yaptık. Hem annem de görmek istiyordu. Anneme de gösterdim. Evet. Hem de sizlere çekim yaptım arkadaşlar. Yok, yeri çok güzel. Müsait. Dinlenecek yer yani. Gerçekten. Evet. Yani Gülcan yerinde olsam elinden geldiğince. Yani Gülcan ablamın arkadaşının sakin evet. Bir yeri burası. Gerçekten çok güzel. Zaten zebzene, bir şeyler var onlar. Yani ekmek güzel. Her şeyse olur. Her şey olur. Kocaman burası. Çiftlik. Yani şeyde 8 dönüme kolay değil. 8 dönüm şimdi. Yani ortalama 8 dönüme şey oluyor ama 5 dönümlük dönüm oturma şey. 5 dönüm alan içerisinde. Evet. Güzel, çok güzel. Yeri şimdi ben fiyatı güzel. Da mesela annem bile söyledi. Annem bir şaşırdı. Fiyatı söylediğim zaman aynen. Ablam bile şaşırdı. Yani gerçekten kurban. Bizim buralarda ama. Böyle bir fiyat var mı diye gerçekten aynen. Şaşırdılar. Gerçekten şunu da bir eve baktığın zaman anne. Bir ev şimdi 1 milyondan tabii başlıyor. Tabii ki. Bizim burada şimdi, bir evler 1 milyondan başlıyor. Tabii. Yani onun 2 evlik, 3 evlik bir şey düşünün arkadaşlar. Bu. 5 tane de ev girer ha. Aynen. 5 aile rahatlıkla. Yani 1,5 milyondan ev var şimdi. Bir dönüm yer versen. Tabii. 5 aile bile burada yaşar. Bazen görüyorum işte kifayeti aynı o zeytinlerin olduğu çocukları resim çekilmişti. Allah Allah diyordum. Neresi sadece oldu? Çiftlik demek ki. He burası. Buraya işte bazen geliyorlar. Burada yine ekmeklerini yapıyorlar. Mangallarını, yemeklerini falan aile boyu geliyorlar burada. Ablasıyla hafta sonları. Görüşüyor mu ya? Ablasının parası var. Ben de bazen paylaşıyor dedim. Acaba hangi çiftlik? Zeytini görünce fark ettim. Hamide dedim, Hamit dedim. Sanki burası da yabancı gelmiyor dedim. Zeytini de geliyorlar buraya, geliyorlar dedim. Ha, geliyorlar, geliyorlar. Suyu da var burada içerisinde. Çıktı. Ya maşallah iyi ekmek var. Şimdi şey olsun üstüne örtücüm biraz. Dinlensin. Elmacı Mustafa. Elmacı.
Gel gel, ateşin yanına gitme, gel. Gelme, gelme. Biraz alayım mı? Tamam, dur şimdi. Tamam dur, biraz sıcak. Soğusun. Sıcak soğusun, versin sana. Hayır, düşersin orada. Süleyla nerede? Evleri soruyor. Süleyla nasıl nerede? Abla oradan bir parça ekmek versene Mustafa'ya. Önce ekmeği çek 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 hemen. Şeyle, bezle. Alevli ya, bir de küçük. Ağzı çok küçük da kere büyük. Kek, kek, kek. Aa, Mustafa, Mustafa. Yeni mi kızım sana da? Anne baksana, bahsettin yüzü değil, sanki şey gibi. Hı, kızarmış, kızarmış. Ne kadar, ben şimdi yaptım. Bir şey de yok ama öğrencine. Yok, sanki yakanla basılmış gibi. Kızım ha, onu çek çek. Şeyle, bezle. Sıcak ha. Hı-hı. Çıkarsın diye. Bezle çek. Anne, güzel. Evet, dökme Mustafa. Mustafa dökme. O parçadan bana da versen, abla bir parça ekme. Ben atayım mı? Hayır, ver bana, ben yerim. Hasret gel. Bir şeye gidelim. Aa, orada da. Ver, ver, ver. Çok güzellerin yanıydı. Çar. Hasret. Ama gideyim abi. Hayır, gitmeyin bak. Orada çamur var, oraya basmayın. Kaldır onu. Hemen durayım. Çok da belli yanmadı herhalde. Güzel. Altına güzel çıkarıyor. Kaç çektin nerdekini? Karşıdakini çek. Nasıl sen tandırın arasındaki fark? Yok, tandır güzel. Güzel değil mi? Evet. Erken vurdum, dedim çıkarsın diye. Onun için. Yok, iyi de yaptık. Aha. Önünü de bitiremem. İnmeyin aşağı. Hasret gel yanım annem, gel. Hasret Mira. Ben de diyorum ya, kedi yukarıda, kedi varmış sesi geliyor. Evet. Sıcak karşıya vuracak. Sıcak diye ben dedim, sen vurma. Şurada yok değil mi? İyi. Mustafa gitmeyin oraya, suyla oynamayın. Suyla oynama. Ağzı çok küçük. Kışı iyi oldu. Aynen.
Girme suya Hasret. En çok sevdiği su. He, su. Deli olurlar suya. Çıkmak istemiyorlar şimdi. Aynen. Yok mu içinde? İyi. Basmayın suya. Hasret. Suya basma ha, girme suya. O tavuk seni gıdıklar onu da. Gıd 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 yapar seni. Isırır seni ha. Gıd 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 yapar seni. Gıd gıd gıd. Gıd 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 gıd. Hadi gel. Mutava gel. Mutava gel. O bizden. Hemen elini hiç yakma. Biraz bezle şey yap. Sirkele. Isırma ha. Eleyim seni. Eleyim seni. İnşallah tanker gibi olursun. Kim attı? Mustafa sen mi attın ekmeği? Nereye mi attın? Tavuklara. Aziz Allah'a cilacı. Yaşar. Çok güzel çıkarttı bak. Değil mi? Güzel çıkarttı. Hoşuma gitti. Kandır da güzel. Tamam, ağzı küçük ama güzel çıkarıyor. Bak şimdi yağlar altını da güzel yandı. Yetici mi ateşi? Yeter ya. Yok, çok fazla bile. Fazla yaptım.
Ve ekmeğin sonuna geldik. Nasıl tandır, güzel mi? Çok güzel. Diyorum sana, bir legen daha olsa yaparım burada. Hiç erinmeden. Bir şey olursa güzel bir legen de yoğur. Gel burada da bir kez biberli ekmek yaparız. Biberli ekmek de yaparız. Güzel olur. Şey bir de ağzımız acı ağzı küçük. Bir de kolay kolay şey olmuyor. Soğumuyor. Nasıl pişiriyor var ya, maşallah maşallah. Bu karşıya ne şunu pişireyim. Süper. Eskiliğine bakmayın tandırın. Tandır güzel. Ekmeğimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Çekimimizin de sonuna geldik. Bu şekilde dediğimiz gibi bizler için de bir değişiklik oldu. Sizlere de hem de köy evini tanıtmış olduk inşallah. Ve bir videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Dediğimiz gibi mesajlarınızı Instagram üzerinden bize yazabilirsiniz. Gerek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.